Bir süre sonra artık eller devreye giriyor. Burası da canlı, evet, Kahramanmaraş'tan Aydın Apartmanı. 3 kişi burada aranıyor. Mirza Bebek, 20 günlük Mirza, evet, Bebek de dahil olmak üzere annesi. Annesi ve anneannesi. Üçü bir aradalar. Isıya doğru yöneldiler. Termosu alındığı için. Şimdi bu bir apartmanın aslında girişi değil. Bu tam arkasındaki bir iş alanının duvarı yıkılarak apartmana ulaşılmaya çalışıyor. Çünkü özellikle dün yaşanan artçı depremde öndeki kolonların biraz daha zarar gördüğü ve oradan girebilmenin kurtarma ekipleri açısından da tehlikeli olabileceği düşündüm. Evet. Hemen çok hassas bir o anda da verilen kararlar, alınacak kararlar çok önemli. Çok birlik içerisinde, kendi içlerinde de birlik olmaları çok, tabii, önemli arama kurtarma ekiplerinin. Çok soğukkanlı bir şekilde ve çok hızlı bir şekilde hareket ediyorlar. Şu anda yaklaşık gece 9'dan itibaren bu açıdan hummalı bir çalışma devam ediyor. Son 45 dakikadır oradaki muhabirimiz Ozan Kelleci dedi ki hızlandı, arama çalışmaları hızlandı, daha fazla bir kalabalık ekip geldi. İnşallah yakın zamanda kurtarılacaklardır diye düşünüyoruz. Bu Kahramanmaraş'tan bir de Malatya'dan var. Hatay, evet, Hayat sitesinde 6 kişiye ısı termaliyle hayatta oldukları anlaşılmış. Evet. Malatya'dan da inşallah güzel haberler alacak. Tam bir mucize. 174. saatten bahsediyoruz. Ve bu insanlar, evet, kurtarılmayı bekliyorlar. İnşallah tez zamanda da kurtarılacaklar. Umudumuz olacaklar. Tabii acıların dindirmesi imkansız. Çünkü büyük ötesi bir felaketten bahis açıyoruz. Ama işte böylesi güzel, umut dolu haberler son derece mühim hepimiz için. Kesinlikle öyle. Psikolojimiz anlamında. Şimdi bir haber var ki, bir anlatım var diyelim aslında. Acının, umudun, umutsuzluğun, çaresizliğin bir arada olduğu, o duygunun bir insanın yüzünde bu derece okunabildiği bir hikaye ben herhalde hayatımda ilk defa gördüm gerçek olarak. Hı hı. İlk defa. Kahramanmaraş'ta enkazın altında 5 kişi kalan bir aileden bahsediyorum. Anne Fatma Kurt enkaz altındayken video çekerek helallik istedi. Evet. Helallik istemesinin sebebi neydi? Aklı o borcundaydı. Bir de o yanı başında can vermiş 12 yaşındaki oğlu Bilal'de. İşte o annenin isyanına gidiyoruz. Aman yarabbi aman, aman yarabbi aman. Biz ölürse, telefonu bulursa az. Kahramanmaraş. Büyük deprem, enkazın altında 5 kişiyiz. Herkes birbirinin üstünden taşları, toprakları temizledi. Bir küçük bir alan da koymuş Rabbim bize orada. Bilal hariç, oğlum bağırıyordu Allah. Fatma. Hakkınızı helal edin, bir sürü insanın bende hakkı vardı. Bu telefon bulunursa herkes hakkınızı helal etsin. Ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Aklı bir borcunda, bir de az ötesindeki 12 yaşındaki oğlu Bilal'deydi. Video çekip herkesten helallik istedi. Telefon elinize geçerse kimsenin hakkını koymam bende. Yardım parası var bende. Tüm Türkiye Kurt ailesini enkaz altında çektikleri bu videoyla tanıdı. Herkesin yüreğine hançer sapladı bu video. Fatma Kurt o enkaz altındayken ilk aklına gelen borcu oldu. Borç dediği de çocuklar için topladığı yardımdı. Benim aklımda da o yardım parası vardı. Yetim çocukların parası benim evimdeydi. Sizin borç dediğiniz yardım parası mıydı? Hı-hı. Buzdolabı alacaktık yetim çocuklar için. Show haberine ulaştığı Fatma Kurt tüm iyi insanlara seslendi. Ben yardım falan istemiyorum. Kimse beni arayıp para teklifinde bulunmasın. Borcumu ödemek istemezdim. Ölseydim istiyordum onu. Beni arayıp birkaç kişi borcumu ödemek istedi. Konuştum, destek oldular. Yüzlerce kişi de arayıp destek oldu bana. O destekleri her şeyden daha güzeldi. Ahmet'i göster. Görüyor musun Ahmet kendini? Ben tamamım. Sen? Ben gördüm kendimi, tamam. 38 yaşındaki Fatma Kurt ailesiyle çocuklarıyla birlikte hep bu Dönüklü mahallesindeki köylerindeki bu evde yaşıyorlardı. Yaklaşık 5 ay önce Kahramanmaraş merkeze taşındılar işte o deprem felaketinin merkezine. Bu telefon bulunursa herkes hakkınızı helal etsin. 5 ay önce huzurlu bir şekilde çıktığım bu evden, mutlulukla oğlumla gittiğim bu evden acılar içinde geri döndüm. Kelimeler boğazıma düğümleniyor. Zaten evladımı kaybettim. O acı tarifsiz. Artık Bilal'im yok. Dünya iyisi. Oğlum yok artık zaten. Ne diyebilirim ki? Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey oğlumu getirmez ki. Bilal'ım kurban olduğum şurada sessiz olur. Bir dana çekin ver. Çekme. Oğlum o kadar güzel bir çocuktu ki. O kadar mutluydu ki orada. Babasına derdi ki baba bu evi bana vereceksin derdi. Bu da vermem derdi. Ev oğlumu aldı. Oğlum evi alamadı.
çektim acaba? Nasıl söyleyecek bir şey yok işte. Ev değil, mezar almışlardı. Son mutlu gecelerinde oğlunu uykuya, öpe koklaya uğurlamıştı. Bilal dedim. Gel dedim, bir öpeyim de öyle git dedim. Hanıma geldi, tek yanağını öptüm. Keşke iyice sarılıp her yerini öpseydim. Her yerini öpseydim keşke. Nasıl çektiniz o videoyu? Elimi telefona attım, depremi hissettim. Çünkü dedim bir şey olursa birini ararız. Telefonu yanıma aldım. Korkunç bir gürültüyle beton üstümüzdeki tavan bizi yere yapıştırdı. Geldiği anda çıkacaksınız hepiniz. Hava boşluğunuz var mı? Var. Var. Tamam. Kim kurtardı sizi? Bu köyden gelen annem, babam, bacılarım, kuzenlerim görevli yoktu. Çıktığımızda da ambulanslar falan gidiyordu ama kimse durmuyordu. Biz de doktora gitmedik zaten. Daha kötülerini götürsünler dedik. Anne, baba, iki oğulları kurtarıldı. Bilal ise... Cesedini getirdiler oğlum. Öptüm oğlumu son kez. O kadar güzeldi ki. Ölmüştü ama o kadar güzeldi ki. Çocukluğundaki gibi. Keşke dünya kadar borcum olsaydı da Bilal'im yanımda olsaydı. Ağlam annem deyip de sarılıp sarılıp öpseydi keşke. Burada köy evindeler. Burada da hayat zor. En acil ihtiyaç arayan herkese de söyledim. 20 kişi insan kalıyoruz burada. Bebekler var. Onlar için ısınacak odun, kömür. Çadır istiyorum. Korkuyorum, sürekli sallandığımı hissediyorum. Çadırda yaşamak istiyorum. Psikolojimiz bozuldu. Evet, anne Fatma Kurt enkaz altından bir video çekti. Dedi ki helallik istiyorum. Akrabalarına borçlarımı ödeyin diye seslenmiş idi. Ama hayata tutundu. Sadece oğlu maalesef hayattan koptu gitti. İşte depremde yaşadığımız hikayelerden, öykülerden sadece bir tanesi. Uzun ömürler diliyoruz. Başı sağ olsun. Allah sabır versin. Bilal kardeşimiz de keşke ayakta olsaydı ama maalesef yitirdiğimiz binlercesi, on binlercesi gibi Bilal de hayattan göçtü gitti. Evet, şimdi özellikle 29.605 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyelim ama son veriler 18 saat önce gelmiş. Evet. Bekliyoruz AFAD'dan son verileri. Zira bu acı bilanço giderek de artıyor idi. Acı, endişe ve umudun yer aldığı bir süreçteyiz. 174 hatta 175. saate doğru geliyoruz. Malatya'dan ve elbette ki Kahramanmaraş'tan da inşallah güzel haberler gelecek. İnşallah. Hep beraber göreceğiz, duyacağız. 147.934 kişi de diğer illere tahliye edildi. Bunu da söyleyelim. Odun hayati önem taşıyor. Özellikle ısınma konusunda. Elektrikler yer yer kesildiği için sürekli artçılar da söz konusu. Aman dikkat diyelim. Bir taraftan da tabii özellikle enkaz sırasında aileler gitmiyor. Tabii çünkü ki orada mesela çıkmış aileler, yakınları var. Tabii. Elbette ki orada i̇şte bu kurt kimse de öyle kurtarmış. Evet, yani kimse de hani o, buyurun gidin vesaire diyemiyor ve çadır kentlerde yeterince oluşmadığı için herkes maalesef orada hayatlarını sürdürmeye gayret gösteriyor. 8. gündeyiz bugün. Onu da söyleyelim. Bir kez daha Fatma annemize başsağlığı dileyelim. Allah sabırlar versin. Amin. Çok 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 üzücü, söylenecek bir şey yok orada. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben hayatın bu kadar acı bir tarafıyla karşı karşıya kalmak, göz göre göre yanında iki tane diğer evladı nefes alıp veriyor. Diğer evladından haber alamıyor o anda. O annenin yaşadığı... Vallahi inanılmaz şeyleri tanıklık ediyoruz ama bunlar bizim hayatın bir gerçeği. Hayatın bir gerçeği olmayabilirdi. Daha sağlıklı yapılarımız olsaydı, daha organize olabilseydik hayatın gerçeği olmayabilirdi. Diğer birçok yerde olduğu gibi sadece 7.6'lık bir deprem oldu. 40 saniye sürdü ve atıyorum şu kadar, yani bir iki yer yıkıldı deyip geçebilseydik keşke. Ama gel gör ki Türkiye'mizde olmuyor. Depremi en acı yaşayan milletlerden bir tanesiyiz ve anladığım kadarıyla da bu böyle biraz daha sürüp gidecek. Maalesef. İşte ondan sonra da böylesi hikayeler, böylesi öyküler, hepimiz gözyaşlarımız döküyor. Sadece gözyaşı değil, kalbimiz de ağlıyor. Ve dinecek gibi bir acı değil.